geliyor yine. Yanına oturdum ya. Etçik sohbet edecek. Baba biraz gençliğini anlatsana. Biliyormuş hep kafa gitti benim anladığım bir şey. Gençliğini hatırlamıyor mu? Hep şey gelmedi kurbanım bir şey. Vallahi bak. Ananı babanı hatırlıyor musun sen? Hmm. Ananı babanı hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum ya? Kaç yaşındayken öldü sen? Bilemiyorum evdeki. Bilemiyor mu? Bilemiyorum. Yaş şimdi... kaç senin şimdi? Kaç doğumlusun sen? 1928. 1928 olunca kaç yaşında oluyorsun? 100 yaşında. 100 mü? 90. 90. 90 mı 100 mü muhtarım? 38 doğumlu. 38 doğumlu. 1938 doğumlu mu? 38 doğumlu. 38 olunca kaç yaşında olmuş oluyor? Ya mıhtarım bir hesapla hesap makinesiyle ya. 90, 90 geçer. 90, 90... 91. 91 yaşındasın. Ne yaptın 91 sene? Ne yapayım? Böyle ömür geldi, su gibi böyle geldi geçti değil mi amca? Hiç yaşanmamış gibi le. Su gibi geldi geçti gitti 90 sene. Peki sen hiç yokluk gördün mü? Yokluk gördün mü? Kıtlık gördün mü? Geçen o zamanlar yetiştik biz. Ekmek ne taş neredeydi kurban? Yok muydu ekmek taş? Ayağımıza giymiyor, çarık nerede, çorap nerede? Pazili'ye giderdik oradan. Yamucun konu, dirisinden para para pazile çarığı. Çarık. Ayakkabı nerede, kondura nerede? Tırpanın adı neydi? Dileden tırpan gelmiş, Rusya'dan geçti. Adını Demir Tolu koydular. Demir Tolu koydular tırpanın adına. Demir Tolu, bu ekinleri Demir Tolu'ya vurdular. Tırpanla mı çekecek? Ya kalıcına yolacak, kokundan sokacak. O günler neydi biliyorum. Allah kesin o günler gibi gelmez. Her koca bir kral vardı kurban. Öşür buğday, çıkarttığı buğday devlet yerler alırdı. Şurada buraya ben buraya açtım, satın aldım buraya ben. Şurada bir ambar vardı. Kaç aldın buralara, kaç aldın? Vallahi unuttum kesin kaç aldım bilmiyorum ki. Parasını buraya, bilmiyorsun yani. Hep para verdim buralara. Ömrümü bunlara harcadın işte. Le. Arazi de aldın mı talla? Aldım, çok aldım. Kaç dönüm aldın? Vallahi kaç dönüm aldım bilmiyorum, çok aldım kurban. 100-200 dönüm aldın Allah'ım. Kardeşim için aldım, kadaşım için içimi aldım. 3-4 talla da el aldım. Hep bacılarım için aldım, hep satın aldım. Yani babamın falan ben kimseye bir cizim kaptırmadım. Hepsini ben aldım kurban. Kaç kardeşydin sen? İki kardeşydik, iki de bacım vardı. Gel salla kamerayı şöyle. Takvimler okuyor mu sen böyle? Neyi? Takvimler okuyor mu? Neresini, hangi bölümünü okuyorsun takvimleri? Şurayı okuyayım. Arkasını. Okuman yazman var mı? Sen nerede okudun? Ben okul görmedim. Okul eski yazılardan okudum. Kur'an-ı Kerim okudum kurbanım. Bizim zamanımızda bu yeni yazı yoktu. Eski yazı vardı okul. Arapça mı vardı eskiden? Arapça vardı. Biz Arapça okumadık. Arapça Kayseri'de vardı. Orada bir okul vardı. Orada okuyanlar hep hoca oldu, hafız oldular. Biz Kayseri'ye gidemedik. Biz burada imam dışarıda paramızla camiye, hem camide namaz kıldı, hem biz okudurduk köylerde. Eskiden okul mu vardı, mektep mi vardı köylerde? Hiç yoktu kurban. Mektepte mi yiyordu? Okuma yazmayı nasıl yok, öğrendiniz? Yok, okuma yazma. Ben sen kaç yaşındayken okul başladı da okumadın? Ben askere beledim. Askere gittin mi sen? Ama... Açılı'da eskiden asker 18 ay mıydı, 24 ay mıydı? 2,5 sene yaptım ben askerle, 2,5 sene. Nerede yaptın? Acemi Birliği'ne nerede yaptın? Usta Birliği'ni nerede yaptın? Aynı geçtiğim yerde kaldım, tersiye yaptım. Hiç izin bile yapmadım ben hiç. Nerede yaptın askerliği? İzmir'deydim. İzmir'de? Evet, İzmir'in içindeydim. Nasıl gittin? Gittiğin günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlayacağım buradan? Eşyadan mı giderdiniz, atından mı giderdiniz, minibüs yok, mü vardı? Anlat yok biraz. Araba geldi götürdü. Ankara'ya kadar buradan gitti. Ankara'dan askeri geldi. Askeri arabası mı götürdü seni? Askeri arabası götürdü bana. O geldi, toplam alıp götürüyordu seni ya uçağına. Muhtar onun adı Minnoş mu ne? Minnoş. İzmir'in seferi sayfası. Evli mi gittin, bekar mı gittin, ne gördün askerde, ne yaptın? Ben mi?
Kaç tane çocuğum vardı? Kaç çocuk vardı? 3 taneydi. Çocukları burada bıraktın, askere gittin değil mi? He. Ne yaptın, askerlikte ne yaptın? Ne yapacağım? Neydin ya? Yani, nöbet tuttun mu? Nöbet tutmaz olur mu? Gide kundin maka, nöbete gideyim. Dayak yedin askerde? Dayak yemedim, yedim desem yalan söylerim. Nasıl yemedin ya? Dayak, askere gittin de dayak yemez mi? Hiç dayak yemedim. Hiç dayak yemedim. Tokat yemedin mi hiç? Bir tokat da yemedim. Allah Allah, rahat idi o zaman senin gittiğin yer. Ece'ydim. Ece miydin? Bir komutanı beni tepesine geldirdi Allah'ı var. Ondan sonra bir inşaat başına geçtiler beni, Kiev yücağına. Kunde her bölükten, mesela bugün kaç bölükten kaç kişi geldi? 5 bölükten, 10'ar kişiden şu kadar, orada 40 kişi çalışıyordu. Askeriyeden geldilerdi, hani Kiev yücağı askeriyenin. Ben de oranın başının çavuşuydum. Kiev yücağında. Askerliği öyle bitirdim. Hiç ondan izin yapmadım hiç. Ne demedim? Yarın izine yine gönderdiler mesela. 2 ay izin hakkım vardı. 2 ay evvel gönderdiler. Buradan şubeden aldım tezkereyi. Hatta'ndan. Oraya veremedi. Hani 2 ay bitecek, ondan sonra tezkere harcayanlar izinim. Avrat nereliydi? Senin avrat? Çekerekli. Çekerek'ten mi getirdin? Başlık falan verdin mi avrada? Başlık verdin miydi? Vermez olur muyduk ya? Kaç lira verdin? Bacımı verdim. Bacını verdin, avrat aldın değil mi? He. Takas yaptınız yani. Aynı evliyle gençlik. Babamın bacısıydı, babam bacısının kızıydı. Bacısının oğluna kızını verdi, bacısının kızını bana aldı. Anladım. Hadi bir el salla bayım. Kamarya şöyle bir el salla şöyle. Ne seni yani hep böyle hatırlayacağız. Tamam mı? Pilav nasıl yapacağız? Suyunu koruk, tuzunu atarık. Ondan sonra içine yağsını koruk. Ondan sonra bulgurunu koruk, etini kaynadırık. Üstüne de döşerik. Ya, afiyet ya olsun, ye. Şey mi bu pilavı, bulgur pilavını normal yağıyla mı yapıyorsunuz? Tereyağıyla mı yapıyorsunuz? Yağıyla mı yapıyorsunuz? Tereyağıyla. Batı yağıyla mı yapıyorsunuz? Yok yok, tereyağıyla yaparım. Tereyağıyla yapıyorsunuz. Tereyağıyla yaparım. Peki sizin kendinize has bir yemeğiniz var mı? Tabii. En çok meşhur bir yemeğiniz var mı? Meşhur yemeğimiz yayla çorbası derik. Kulamaşı mı diyorsunuz? Kesmaşı mı diyorsunuz? Kulamaşı derik ona. O yayla çorbası. Yayla o çorbası, normalinde bulamaşı dediğimiz yayla çorbası diyorsunuz. Gel gel. Fasulye pişiririk. İşte hepsini. Ne bu eşki, ne bu mayoş şey mi? Koşak mı bu? Erik, erik he. Erik koşak. He he, erik koşak. Bu erik koşak. Turşu ne turşusu peki? Kerem turşusu. Kerem turşusu da bu biraz değişik bir kereme benziyor. Kırmızı kerem. Kırmızı kerem mi? He. Kara lahana dediğimiz onu da mı? He. Bu tadı nasıl acaba? Bir tadına bir bakar mıyım? Tadı güzel olur. Evet. Tam bulgur pilavından yenecek bir şekilde. Vallahi hem ne yesen yemek. Gel gel hanım. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Çaypınar köyündeydik. Çaypınar köyünden ekranlarımıza görüntüler aktardık. Yine röportajlarımız oldu. Ziyaretçilerimiz, ziyaret ettiğimiz evlerimiz oldu. Muhtarım, gezemediğimiz, göremediğimiz bir yer kaldı mı? Köyün yarısından çoğu kaldı. Yarısından çoğu kaldı. Niye kaldı? Çünkü daha bu birinci çekimimiz bizim. 4 çekim daha yapacağımız için hepsini de bir anda tabii ki yapamıyoruz. Bir de hava şartları da önemliydi. Çünkü bugün kar yağdı. Bugün kar yağışlıydı. Hava şartları iyi değildi. Dün hiç kar yağıyordu. Bugün kar yağacağını da bilmiyorduk. Geldik ki koyu bembeyaz olmuş. Koyu aradık bulamadık. Ayağımız uğurlu geldi. Sonra muhtar aradık bulduk. Muhtar da sağ olsun elimizden geldiği kadar. Yardımcı olmaya çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Nasıl muhtarım, var mı köy halkına, gurbetçilerimize söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir konu var mı? Köylerini unutmasınlar. Burada hepsi, burası onların mekanı, onların vatanı. Sonuçta burada bir geçmişleri var. Ellerinden geldikleri geldiği kadar köye gelmeye çalışsınlar. Yaz tatili olur, bayram tatilleri olur. Köylerine sahip çıksınlar, köylerine değer versinler. Buradan da dışarıda olanlara, komşularımızın tamamına sevgiler, saygılar sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden,
Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Dileklerim bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.